Herkese merhabalar. Bugün sizlere bir Alman otomobilini bahsedeceğim. Opel Astra bugün bizlerle beraber olacak. Aslında 90'lı yıllarda üretime başlanan bir otomobil ve Türk halkının gayet sevdiği bir araç. Vazgeçilmezimiz oldu diyebilirim. Hatta Ekotek motorlu GSI modelleri 90'larda gençlere bayağı hitap etti. Daha sonra G, H ve J kasalarıyla bizlerle beraber oldu. Bugünkü konuğumuz da 2016 model 1.6 dizel motora sahip bir Opel Astra. Aracın ön tarafını incelemek gerekirse kaputtan başlamak istiyorum. J kasada kaput çizgisi vardı, böyle daha net hissedilen ve sadece bu kadardan sağ ve sola ayırıyordu kaputu. Burada iki tane daha çizgi yapılmış ve bu daha sportif, kaslı bir görüntü göstermiş bizlere. Full LED sistemi yapılmış araçta, gördüğünüz gibi farları. Astra J'ye göre daha büyük bir panjur bizlere karşılıyor ve tek krom çizgi vardı. Burada iki tane krom çizgi bizi karşılıyor ve daha sportif olduğunu sizlere söyleyebilirim. Sis farları daha geniş ve çamurluğa yakın bir şekilde bizleri karşılıyor ve Astra bir önceki kasasına göre 200 kilograma daha yakın bir şekilde hafifletilmiş bir araç. Yan tarafındayız şu anda. Bizi bir 5 Bijon 17 inç büyüklüğünde bir jant karşılıyor. 225-45-17 lastik ebatlarında. Aracın yan tarafına doğru gelecek olursak Astra J'lerde daha düz bir kordon vardı. Burada dışa doğru çıkmış, daha bir sportiflik katmış diyebilirim. Aynada sinyal olmasını açıkça ben beklerdim. Ayrıca Astra J'lerde kapı çıtaları alt ve üstteydi. Komple kapıları kaplıyordu. Burada sadece üst tarafta, camın üst tarafında diyebilirim sizlere. Aracın geldiğiniz zaman sunroof'unu bu tarafta görüyorsunuz ve köpek balığı sırtı şeklinde de bir anteni var. Yan tarafından da söyleyeceklerim. Aracın arka tarafındayız. Benim açıkçası arka tarafı çok fazla hoşuma gitti. Araçta en sevdiğim yer diyebilirim. İlk olarak bizi far tasarımı karşılıyor ve full LED teknolojisi kullanılmış. Çok da bence gayet güzel bir tasarım gerçekleşmiş. Aracın üst tarafından gelen kaslı bir görüntü var bu şekilde, gördüğünüz gibi. Bana göre çok dinamiklik kattığını sizlere söyleyebilirim. Opel amblemine gizlenmiş bagaj açma kolu hemen altında. Ama onun öncesinde de ise şunu söylemek istiyorum size. Kaputta bir çıkıntı var. Bunu normalde Opel yapmıyordu. Astra'da yapmaya başladı ve benim açıkçası çok hoşuma gitti. Çok sportif bir görüntü kattığını söyleyebilirim. Bagajını açacak olursak kolay bir açması var. 360 litre gibi bir bagaj hacmi bizleri karşılıyor. Sınıfına göre, segmentlerine göre gayet güzel diyebilirim. İstepne ulaşmak da gayet basit. Bu şekilde ulaşılabiliyor istepne. Ve kapanmasında bir sorun teşkil yok. Bagajı gördüğünüz gibi segmentlerine göre güzel. Arka tarafından da anlatacaklarım benim size bu kadar. Evet, şu anda Astra'nın arka kısmındayız ve oldukça size rahat ettiğimi söyleyebilirim. Astra, Opel burada bir oyun yapmış. Tavan böyle geldikten sonra bir anda yukarı doğru kıvrılıyor ve benim rahat etmemi sağlıyor diyebilirim sizlere. Baş boşluğum oldukça güzel bir konumda. Diz boşluğuma gelince de ön taraftaki kişilerin biraz daha koltuğunu geri aldım rahat edebilmeleri için. Ona rağmen gayet güzel bir diz mesafem var ve rahatım diyebilirim. Arkadaki sürücüler, yani yolcular için de şöyle bir şey düşünülmüş. Arkaya da iki tane USB girişi buraya konumlandırılmış. Cam açma kolumuz burada, bir ufak bir depolama alanımız burada mevcut ve kapı açma kollarımız krom olarak yapılmış. Bence gayet güzel bir tasarım sizlere arka tarafından aktarıldığını söyleyebilirim. Sürücü koltuğundayım. Sizlere tekrar benim gözümden hitap etmek istiyorum ve çok fazla anlatılacak şeyler var. Benim gözümden görmeniz için kamerayı tekrar kameramdan alıyorum ben. Evet, ön taraftayız şu anda. Netliğini ayarlıyorum. Anahtarımızdan bahsetmek istiyorum öncelikle. Şöyle
güzel bir anahtarı var. Bunu soketli veya girişli değil, sadece start stoplu. Bu şekilde görüyorsunuz. Düğmeye bastığınız zaman aracımız bu şekilde çalıştırılabiliyor. Aslında daha önce Opel'de şöyle bir sorun vardı J'lerde. Çok fazla tuş vardı gördüğünüz bölümde, ana kısımda. Bunun artık olmayışı kullanıcılar için çok güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ve malzeme kalitesine geçeceğim şimdi de. J'de çok düz bir torpido vardı. Burada biraz daha güzel bir torpido bizi karşılıyor edebilir. Malzeme kalitesine de bakacak olursak içeri elimin geçtiğini size söyleyebilirim. Güzel bir plastik kullanılmış. Ayrıca içeride bulunan Piono Black kaplamalar bence gayet sportif olmuş. Alt tarafında da krom bir parça devam ediyor. Direksiyonumuza gelecek olursak ve ön göstermeye, J'lerdeki gibi 4 parça mevcut ama orta tarafında tekrar yol bilgisayarı bizleri karşılıyor. Hemen sol tarafında ise far ayarlama gruplarımız mevcut. Aracın tekrar orta kısmına geldiğim zaman ise kliması buralarda mevcut. Tuşlar ile buradaki tuşlar ile müziğimizi veya kruz kontrolümüzü buradan arttırabiliyoruz. Gayet güzel olmuş, bunu da söylemek istiyorum size. Direksiyonu biraz daha zarifleşmiş, daha çok aşağı böyle kalın bir şekilde inen bir direksiyonu vardı. Şimdi daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Piono Black kaplamalar orta konsolda da devam ediyor. Kullanım olarak ise gayet dokunmatik, güzel bir geçiş sağlayabilen bir ekranımızı görüyoruz burada. Kanallarımızı, multimedya ekranımızı. Aşağı doğru inecek olursak eğer bir bardaklık bize karşılıyor. Bu bardaklık da iki tane, gayet güzel. El frenini aslında ben bunu sevmiyorum ama Opel de bunu yapıyor fazlaca. Tuşlu el frenini pek söylemediğimi sizlere söyleyebilirim. Aracın torpidosuna gelecek olursak önce bu şekilde bir CD giriş kısmı mevcut. Biraz daha kullanışlı olabilirmiş aslında. Ve kolçağımıza geçmek istiyorum bu taraftan. Kolçağımız da bu şekilde açılıyor. Fazla derin değil. İçinde de bir USB saklama gözü var. Bence kullanışlı. Ama daha da güzel, biraz daha büyük iç depolaması olabilirdi. Yan tarafına, kapı döşemelerine gelecek olursak Piono Black kaplamalar burada da devam ediyor. Bir depolama alanı gözümüze çarpıyor. Tuşlar, kapı kilitleme tuşları burada ve cam açma tuşlarımız burada mevcut. Aracın içinden aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Evet, şu anda arkadaşım Sercan'la beraberiz. Bize multimedya ekranını ve diğer tuşlar ile ilgili bilgiler verecek. Evet Sercan, sendeyiz şimdi. Çok ergonomik bir yapı yapmışlar. Yani şu an ne çok öndeyim ne çok arkadayım, orta mesafedeyim ve çok rahat bir şekilde oturum sağlayabiliyorum. Tuş dizilimi çok güzel olmuş. Çok ergonomik. Yani buradan radyo, multimedya ile alakalı şeyler. Buradan işte telefon açma kapama, cruise control, sabitleme vesaire. Buradan resetleme de yapabiliyorsunuz. Hız arttırırsınız. İstersen sadece multimedya ekranına geçelim. Orası çok daha güzel bir tasarım yapmışlar. Metal görünümüyle. Krom bir parça var, evet. Ve yanında piyano bilek bir kaplama devam olmuş. Ediyor. Ekranımızı açalım. Şu açılıyor. Bu şekilde çok güzel bir sistem uygulamışlar. Yani çok rahat, çok konforlu. Parmağınızın ucuyla şöyle dokunmaz. Yani değişim sağlıyor. Algılayabiliyor, evet. Evet, çok hassas. Çok hassas. Aslında sürüş esnasında da bu bence gayet sürücü aynen açısından öyle. Güzel olabilir. Çok rahat olabilir. Çünkü peki başka neler var multimedya ekranımızda? Onlardan da bahsedelim. Ettir bilmem evet. Ne kısmı yok. Bluetooth koymuşlar. Bizim şu an eşleşen bir cihazımız yok. Onun için şey yapmadık. Bluetooth'la rehberinize girebiliyorsunuz. Rehber kısmı var. O son aramalar görünüyor. Numaratör koymuşlar. Sesi posta da gönderebiliyorsunuz ayrıca. Aslında tuş takımlarından da bahsetmek olursa güzel. Bence gayet güzel olmuş. Astra J'de evet. Daha fazla kalabalık bir tuş aynen, vardı. Aynen. Şimdi daha aza indirilmiş. Navigasyonu aynen. İstersen geçelim. Evet, navigasyon kısmı çok hoşuma gitti benim. Daha biraz önce daha karıştırabildim navigasyonu az çok. Yani şunu akıllı evet. Telefon ve Android telefonlardaki şunu buna yerleştirmişler. Sanki elinizin altında bir iPad
ya da akıllı bir telefon, akıllı varmış, bir telefon gibi. Varmış gibi. Çok konforlu, hassas, çok hassas. Hı hı. Çok hassas bir şekilde. Ve şöyle bir şey daha var ki hani konum değiştirip böyle tarama yapabiliyorsunuz. Çevrenize de bakılabiliyor, evet. Aynen öyle. Biraz daha yakınlaşalım. Şu benim çok hoşuma gitti. Normalde reset tuşu buradaki menü tuşunun içinde oluyor. Hı hı. Reset tuşuna bastığınızda konumunuza geri dönüyor. Evet, yani bence nerede olduğunuzu bulmanız için, kaybetmemeniz için konumunuzu çok gayet konforlu. Çünkü başka yere bakarken hani burada olup da resetlemek çok daha rahat. Buradan gene trafik hattına göre ilerlemeniz vesairenizi koymuşlar. Çok İstersen güzel. Biraz daha aşağı doğru geçelim vitesin alt kısmında. Frende ayağım. Şimdi bunu bilerek D'yi aldım ki size şöyle bir şeyler daha göstereceğim. Burada bir şerit takip sistemi koymuşlar araca. Hı hı. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. ESP bu bildiğimiz şey zaten. Evet. Park sensörü aslında bazı insanlar sevmiyor park sensörünün sesini. Bu park sensörü ayrıca bir de otomatik park etme sistemi mevcut. Hı hı. Yani direksiyona dokunmuyorsunuz. Siz sadece P'ye ve D kısmını alıyorsunuz. D, R'ye alıyorsunuz. O kadar. Araç zaten size gerekli bilgiyi söylüyor. Hı hı. Bunu bir kere bastığınızda mesafe ölçer. Hı hı. Uygun yer arar. Bir kere daha bastığınızda otomatik park etme kapatılır. Evet. Yani manuel olaraktan siz park edersiniz aracı. Şurada bir tuş daha var. Bunu da herkes az çok göz aşinalığı vardır ama pek bilen kimse de yok zannediyorum. Bu park sensörünün sesini kapatır. Evet, şu anda isterseniz açar. Kadrana doğru getirelim. Sen bir daha bas tuşa. Şu anda da açık. Hı hı. Şu an kapalı. Evet. Yani mesela, bazı insanlar sıkılabiliyor sensör sesinden. Öyle. Ben sevmiyorum mesela bip bip sesini. Evet. Bu mesajı da kapatmak için şuradaki tikli olan tuşa dokunduğunuzda kapat butonu oraya geliyor. Evet. Aynen öyle, kapanıyor. Bence gayet güzel bir tasarım. Bir yani ekstra daha var araçta, onu da belirteyim. Ondan sonra Feyyaz sana bırakacağım konuyu. Vitesi R'ye aldığınızda bunların hepsi çok güzel olmuş. Çok güzel detaylar bunlar. Geri görüş kamerası koymuşlar ve biraz daha geniş açılı ve balık gözü görüşlü olaraktan daha net bir görüş sağlıyor. Ayrıca direksiyonu ne kadar alabiliyorsunuz? Hı-hı. Direksiyonu çevirdiğimiz zamansa, ben direksiyonu şöyle çevirmeye başladığımız zaman dönüş açısını gösteriyor. Açı şu anda farklılaştı. Evet. Sola doğru tekrar topluyorum. Düzeldi. Yani ne tarafa doğru gideceğinizi de size göstermesi gayet güzel olmuş. Bir şeye daha değinmek istiyorum. Koltuk ısıtma, sağlı sollu ve ayrıca direksiyon ısıtma da mevcut araçta. Hani basıyorum ve direksiyon otomatikman ısınmaya geçiyor. Şöyle 3 kademe koymuşlar koltuk ısıtmalarda. Hı-hı. Açmayacağım, hava çok sıcak. Kapatacağım. Yanmak istemiyorum. Ve gene çok rahat ergonomik bir tuş takımı kullanılmış buradan bu şekilde. Yani bunun bu tuşların içinde görüntü olması bence çok güzel olmuş. Hı-hı. Peki aslında şu an videoya girdiğimizden beri araba çalışıyor ve çok fazla rahatsız edici bir sesi yok. Yalıtım olarak ben beğendim Astra'yı. Aynen öyle, ben de çok beğendim. Biraz klimayı açacağım Feyyaz. Sıcak oldu burası. Evet. İstersen bir de sunroof'umuza değinelim. Evet, sunroof'u da gene tipik bir perdemiz mevcut burada. Hı-hı. Bir perdemiz var. Sunroof tuşları perdemiz da zaten burada kolay bir şekilde ulaşılabilir. Tuşları çok güzel. Çift kademe tuş koymuşlar buraya. Hı-hı. Birini bastığınızda içeriye doğru çekiyor ve filtre, ses engelleyicisi ve sinek tutacağı çıkıyor buradan. Hı-hı. Tekrardan bastığımda çift kademe tuşu var yalnız. Onun da bilgisini vereyim. Bir kademe bastığınızda kademe kademe ilerletir. İki tuşa bastığınızda birden komple kapatır. Ve ikinci tuşu koymuşlar. Bu çok güzel olmuş. Kafa karışıklığına son vermiş. Bastığınızda yukarı doğru bir perde açıyor. Aslında bunu yukarı mı ittireceğiz, aşağı mı ittireceğiz derken yukarı nasıl kalkacağını genelde unutuluyordu. Aynen öyle. Bu da gayet güzel olmuş bence. Evet. Çok şık olmuş. Aracın içini genel olarak beğendik. Benim aslında son bir şey kaldı aracın içiyle alakalı. Normalde kapı ufak kelebek camları Astra J'lerde direği daha büyüktü. Burada daha ufaltmışlar. Bence görüş açısını da güzel yapmış diyebiliriz sizlere. Aracın içinden de aktaracaklarımı Sercan herhalde bu kadar. Bu kadar aslında çok daha detay var. Evet, çok şuraya fazla. Bir kartlık, bozuk paralık gibi bir şey koymuşlar. Bu çok konforlu, çok daha şey olur böyle. Hani bir otoparka girdiğinizde kartınızı kaybetmemek için oraya bence koyabilirsiniz. Bence gayet güzel olmuş. Bizden geçti diyebiliriz değil mi Sercan? Evet. Bir de burada ne var? Torpidomuz, CD'yi koymuşlar.
çok daha güzel olmuş. Burada bir görüntü kirliliği olmamış, orada bir CD evet. boşluğu olmamış ön göğüste. Hı-hı. Çok şık olmuş, şık bir tasarım. Astra'dan beklenmeyecek bir hareket olmuş. Evet. Bana da kasasında. Yardım ettiğin için, katıldığın, bilgilerini paylaştığın için de teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Katkımız başka... olduysa... Evet, şu anda da bir test sürüşünden sonra zaten tanıtımımızı da tamamlayacağız. Teşekkürlerimi iletiyorum sana. Rica ederim. Burayla turumuza çıkacağız. Bize verilen araç 1.6 dizel ve 136 beygirlik bir motora sahip. Otomatik bir vites. Bakalım vites geçişleri bize neler izlenim bırakacak. Ona şimdi bakacağız. Şimdi bir tümsekten geçeceğiz. Bakalım tümsekten geçişi, süspansiyon sistemi nasıl. Evet, konforlu diyebilirim size. Gayet güzel bir geçişi var. Şimdi bir performansını test edeceğiz. Önce bir otomatikteyken vites geçişine bakalım. 2000 devirdeyim. 30'da ikinci vitese geçti. Bence hiç hissettirmedi. Fazla hissettirmediğini sizlere söyleyebilirim vites geçişinin. Bir şöyle hızlı direksiyon kırdığım zaman da evet öyle kötü değil. Bir bana göre gayet başarılı bir sistemi var. Şimdi manuele almak istiyorum aracı. Birinci vitesteyim şimdi. Ve gaza basıyorum. Evet, tepkimesi gayet güzel. Başarılı diyebilirim size ara hızlanması olarak. Tekrardan bir hızlanma gerçekleştireceğim. Şu anda ikinci vitesteyim. Evet, turboya girdi. Gayet güzel bir hızlanması var. Vites geçişlerinde de herhangi bir sorun yok. Tekrar D'ye atıyorum. Bir sorun teşkil etmediğini sizlere rahatlıkça söyleyebilirim bu konuda da. Kullanım izlenimi olarak geldiğim zaman ise direksiyonda herhangi bir kötü bir, bana göre bir izlenim gerçekleştirmiyor. Gayet başarılı. Çok ağır da değil, çok yumuşak da değil. Kullanım zevkini bize verdiğini sizlere söyleyebilirim. Bir tekrar bir hızlanma yapacağım. Şu anda dip gaz 3000 devir 50-60 gayet güzel hızla arttığını sizlere söyleyebilirim bu konu hakkında. Astra'nın yani hızlanması 1.6'nın 136 beygirin bize verdiği güç güzel. Tümseklerden geçişleri de gayet güzel. Süspansiyon sistemi ona göre tasarlanmış ve benim sevdiğim başka bir özelliği ise araçta malzemeden kaçmamaları. Yani 4 tekerde de fren sisteminin disk olması bana göre güzel. Yani bazı araçlarda kampan oluyor. 4 disk fren yapmaları da bence gayet güzel olmuş. Şimdi bakalım bir dönüşümüz nasıl olacak, manevra kabiliyetimiz. Bir kere de gayet arka tarafı her yeri görebiliyoruz. Yani aynalara bakmadan da kullanabiliyoruz. Ayna açılarıma gelecek olursam büyük tasarlanmış, sol tarafa doğru eğimlenmiş kör noktaları var. Tekrardan bir gaza asılıyorum. Frene bastığım zaman ise rahat bir şekilde duruyor. Frenleri de güven veriyor diyebilirim sizlere. Tekrar gaza asılıyorum. Gayet çekişi kuvvetli bir araç olmuş. Şimdi son defa bir hız testi yapacağım. Hem de viraj dönerek 60'a 70'e kadar rahat rahat çıktığını, ara hızlanmasının gerçekten güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Feyyaz Garaj'da izleyicileri, bugün sizlere Opel Astra ile beraber tanıtım yaptık. 1.6 dizel 136 beygirlik bir araçtı. Bize göre gayet güzel tasarlanmış bir araçtı. Herhangi bir kötü bir sorun teşkil ettiğini görmedik. Bizden bu seferlik bu kadar. Başka bir Feyyaz Garaj'da programında görüşmek üzere. Ayrıca kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi, videoları unutmayın. Başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.